Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizinle çanta yanları matematik üslü ifadelerin karma testlerine bakacağız. Hiç beklemeden başlayalım. Bu ara kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda bir trenin vagon numaraları verilmiştir. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon, dördüncü vagon. Bu vagonlar lokomotife, yani buraya, en yakın olan vagonun üzerindeki sayının en küçük olması şartıyla küçükten büyüğe doğru lokomotif arkasına dizilecektir. Yani en küçük burada, sonra bir büyüğü ve sonra en büyüğü. Buna göre üçüncü vagon hangi renkte olmalıdır? Bunun neye eşit olduğunu bir bulalım. Kaç sıfırlı çıkacak? 7 çarpı 10 üzeri 17 bu buna eşit. Şimdi 0,0007 çarpı 1, ya 10 üzeri 19, bununla çarptığımız zaman 10 üzeri 15 mi yoksa 16 mı? 10 üzeri 16 diyeceğim. Öyle olsun. Şimdi bu ise 7 çarpı 10 üzeri 12 çarpı 1 10 üzeri 6 çarptık 7 çarpı 10 üzeri 18. Şimdi o zaman kırmızı bundan küçük olacak. Bundan da büyük olacak. Bak, bu kaça eşit oluyor? 1 çarpı 10 üzeri 13 bu kaça eşit oluyor? 7 üzeri 7 ile. O zaman bu en küçük, bu birincisi, sarı, sonra yeşil, sonra kırmızı, sonra mavi. Üçüncüsü kırmızı olduğu için cevap Adana. Bir kargo şirketi taşıyacağı mesafenin bilimsel gösterimi metre cinsinden A çarpı 10 üzeri M metre, taşıyacağı paketlerin ağırlığını gram cinsinden bilimsel gösterimi B çarpı 10 üzeri N gram ve taşıyacağı paketlerin hacminin santimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi C çarpı 10 üzeri P santimetre küp olmak üzere A çarpı N artı B A çarpı N artı B çarpı M lira ve A çarpı N artı C çarpı P lira olarak hesaplayıp fazla çıkan ücreti faturaya yansıtmaktadır. Afyonkarahisar, İstanbul'a gönderilen bir kolinin taşınacağı mesafe, ağırlık ve hacim bilgileri aşağıdaki gibi bilgisayar ekranına girilmiştir. Kargo şirketi bu kargoda %25 indirim uyguladığına göre kargo ücreti kaç liradır? Bir dakika. Şimdi 460 metre bakımından. Şimdi bu kilometre bize metre demesi lazım. Yani 4000
600 çarpı buradaki sonuç bu. Ama bilimsel gösterim. O zaman 4,6 çarpı 10 üzeri 4. Bu metre. Metre. Gönderi türü koli, ağırlığı 14 gram yine diyor. O yüzden 1,4 çarpı 10 üzeri 3. Tamam, bu buna eşit. Bu da gram. Hacmi de buymuş şimdi. Bir dakika, bilimsel gösterimiz santimetre küp. Sıfır virgül 4,42 çarpı 10 üzeri 1 desek. Şimdi A çarpı ne artı B çarpı M. A neydi? A metredeki şuydu. 4,6. 4,6 çarpı ne gramdaki şu küçük sayı 3 çarpı 3 artı B çarpı M gramdaki şey artı 1,4 çarpı P yani 1. Veya ilk önce bunu bulalım da. Yanlış yere yazdık. Artı 1,4 ya zaten 1 ile çarptığımız için 1,4 çıkacak. Bununla bunu çarptığımız zaman 12 15 işte 12 de 15,8 artı 1,4 16 17,2 cevap. Peki şimdi A ne? A çarpı neyi deneyelim ve artı C çarpı P. A çarpı ne? A çarpı ne? A çarpı ne? Tam aynı şekilde 15,8 artı C çarpı P C çarpı P bir dakika çıkmadı. Soruyu boş bırakacağım. Üslü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı. Her bir hücre bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. Kelime hücrelerdeki sayıların her biri bulunduğu hücredeki aynı satır sütuna ait mavi boyalı hücredeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. O zaman KL hücrelerinde gelecek olan üslü ifadelerin çarpımı 19 basamaklı bir sayı olduğuna göre M hücresine yazılacak sayı aşağıdaki nereden hangisidir? Şimdi bu ne eşit? 2 üzeri 12. Bu ne eşit? 2 üzeri 4'e. Bu ne eşit? 5 üzeri. 5 üzeri 5 üzeri. 6
5 üzeri 4, 2 üzeri 6, 5 üzeri 10. On dokuz basamaklı bir sayı olduğuna göre mücresine sığacak sayı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yapacağız? Allah Allah. Şöyle yapsam buraya 5 üzeri 6 desem mesela 5 üzeri 6. Buraya 2 üzeri 6 çünkü bunlar ikisiyle çarpılmalı. Buraya 2 üzeri 4 desem. Buraya 5 üzeri 4 demek zorundayım. Şimdi bunlar gitti. 2 üzeri 4, 5 üzeri 6, 5 üzeri 4, 5 üzeri. O 12. Tamam oluyor. Şimdi ise bir dakika nasıl olacak şimdi? 10 üzeri 6 olacak bu K. L ne olacak? 10 üzeri 4. Bunları birbiriyle çarpacak. 10 üzeri 10 çıkacak. Olmuyor. Sonra bu olmuyorsa beş üzeri on desem, beş üzeri on. Ve iki üzeri dört. On üzeri on dört olacak. On üzeri on dört çıkacak. Şimdi buraya 10 üzeri 5 getirmemiz lazım. Ne olabilir 10 üzeri 5 için? Yok olmuyor. Bu da olmayacak. Şöyle yapsam. 5 üzeri 10. 5 üzeri 10. Burayı da 5 üzeri 10 olmuyor. İki üzeri 4 desem 14 etti. Yok.
5 üzeri 6. Beş üzeri altı ve iki üzeri altı. Evet, yok denemiştik bunu. Sonra da boş bırakacağım. Onları sonra geri döneceğim. Bir bakkalda her biri bir öncekinin iki katı olan ağırlıklardan 6 tane var. Bu bakkal terazinin sağ kefesine ağırlığın ölçeceği cismi sol kefesine en az sayıda ağırlığı koyarak eşit kolu terazide cisimlerin ağırlıklarını ölçmektedir. Buna göre bakkal aşağıda kilogram cinsinden ağırlıkları verilen cisimlerden hangisini tararken terazinin sol kefesine daha fazla sayıda ağırlık koyar? Şimdi bu neye eşit? Ne? 6 tane. Ne var burada? Bu 1, bu 2, bu 4, bu 8. Sonra ne gelecek? 16 gelecek, 32 gelecek. Daha fazla sayıda. Bunu ölçebilir mi? Ölçebilir mesela. 32, 16, 1. 3 tane kullandı. 42. Ölçebilir. 32, 8 ve 2. 3 tane 3 tane. O zaman bunlar değil. Bunlar çünkü eşit. Şimdi 55 için 32 ve 16 desek 48 olacak. 48'e 2 eklesek sonra 4 50 sonra 4 ile 1. Tam burada kaç tane? 4 tane. 58 için ne kullanırsa olur. Şimdi 32 16 48 48 32 16 8 46 etti. Bir dakika. Bunu doğru yaptık mı? Otuz iki, 16, 48. 56 etti. 56'ya bir de 2 kullanacak. Ve 58 oldu. Burada 4 tane, burada 5 tane kullandı. O zaman Bursa'da daha çok. Daha fazla sayıda ağırlık koyar. Telefonundan bu uygulamaya giren Cenk'er çarpılacak ifadelerin tabanlarını 2 ve 5 seçmiş. Kuvvetlerini de soru işareti ve 11 girerek sonucu 14 basamaklı olduğunu bulmuştur. Şimdi bir dakika. Bu uygulamaya giren tabanları 2 ve 5 seçmiş. Kuvvetleri de ve 14 basamak. Şimdi buna 11 demiş. Ve 14 basamaklı olacak. Desek 2 üzeri 10.
çarpı 5 üzeri 11 ne olur? İşlemeye çalışsak 25 üzeri 10 50 üzeri 10 olacak. 50 üzeri 10 en fazla kaç olabilir? Şimdi dakika. 10 oluyor. Bir dakika, en küçük. Bir dakika, oluyor mu olmuyor mu şimdi? 10 desem, değil mi? Bunda 10 gelecek. Tamam, bu gitti. 18 oluyor mu? On sekiz. Bunu da eledik. 20 oluyormuş şimdi. 20 buna desek. 20. Sonra. Bir dakika, bunu şey yapsak 4 üzeri 10'a çeviririz. 5 üzeri 11 çarparız 20 üzeri. Hayır, olmuyor. Bir başka bir şekilde. Fazla kaç olabilir? Bir dakika, 20 olmadığına göre. O zaman cevap Deniz mi ya? 21 desem. Sanırım 21. Ama emin değilim. Yukarıdaki geometrik şekiller ve içindeki sayılar üslü ifadeler ile ilişkilendirilmiştir. Tamam. Şimdi ben ne anladım buradan? Kırmızı olduğu zaman eksi gelecek. Kuvveti eksi olacak. Mavi olduğu zaman pozitif olacak. Ve ne kadar köşesi varsa o kadar kuvvet geliyor. Şimdi mesela burada 2 üzeri eksi 2 üzeri 5 çıkacak. Direkt 2 üzeri 5 çünkü. Hayır, olmuyor. Hayır, eksi 2 üzeri 5 çarpı eksi 3 üzeri eksi 4 bu ise 6 4 üzeri 3 6 üzeri eksi 4 bunu buna bölsek eksi 2 kalıyor. Bir dakika. Şimdi buraya hızlıca yazalım ne çıkacağını. Eksi 32 çıkacak çarpı 1 bölü eksi 81 bölü altı çarpı altı 216. Şimdi 216 çarpı 6
1296, 1296. Cevap ne gelecek? Şöyle bir şey yapsam. Eksi 4 üzeri 3 çarpı. Bunlar gitti çarpı. 12 üzeri eksi 4 çıkacak buradan. Böyle dedim. Otuz altı üzeri olmaz. Cevap Ceyhan gelecekti. Nasıl yapacağım? Buradan da 2 üzeri 7 gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman yani eksi 2 üzeri 3 gelmeli. Buradaki soruya bakalım. İkilik ve onluk sayı sistemlerine karşılık gelen basamak tablosu aşağıdaki gibidir. Bu tabloda her bölmede işaretlenen sayılara karşılık gelen reel sayı sayıları toplanarak ikilik ve onluk sayı sistemlerini. Yani şimdi ikilik sistem burada böyleymiş. Onluk sistem de böyleymiş. Örnek vermiş. Tamam anladım. Şimdi bu 2 üzeri 6, 2 üzeri 5, 2 üzeri 4 değil, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 çarptığımız zaman hepsini kısacası toplayacağız. 11, 14, 13, 11. Yani 2 üzeri 11 eşittir. Neye? Bu. Üzeri 2 4 çarpı 10 üzeri 1 0 ve 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani kısacası 140,75 bir dakika bu kaça eşit? Şimdi 256 bu 8'di. 2 ile çarptık. 9 oldu 500. 2 ile çarptık. 1000. 2 ile çarptık. Bir dakika 2 üzeri 8 eşittir 256. 2 üzeri 9 eşittir 500 512. 2 üzeri 10 eşittir 1024. 2 üzeri 11 eşittir 2048 tamam. Buna eşit olan de var. Bir dakika. Şimdi. Yüz yirmi sekiz buna geldi.
Hayır, çarpmıyoruz, topluyoruz. Burada hata yapmışım. 64, 32, 8. Şimdi burası 104 etti. 104. Sonra virgül. Burası da 0,75 ediyor. O yüzden 75. Tamam, bu yanlış. 104 burası. 7. 5. Cevap Bursa geldi. Şimdi burası 1. Burası 0. Burası 4. Buraya virgül gelecek çünkü artık eksiye geldik. Eksi 1, eksi 2 burası. Burası 7, burası 5 ve cevap buraya denk geliyor. Karede maviye boyanan birim kareler eksi 1 sayısını, beyaza boyanan birim kareler de 61. Tamam. Şimdi okumayacağım, direkt örnekten çünkü anladım. Beyazlar artı 1'e eşit, maviler eksi 1'e eşit. Sonra her satır çarpılıyor ve cevaplar buraya yazılıyor. Sonra bu cevaplar çarpılıp karenin derecesi bulunuyor. O yüzden şekil 2'deki 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1. Ha, bir de ne kadar kare varsa bir satırda o kadar da işte taban ona denk geliyor. Mesela buradakiler 5, 5, 5, 5, 5. Bu full pozitif olduğu için bir dakika, toplamları, bunlar birbirlerini elediler. Bu eksi 1. Bu 1. Bu 5. Bu eksi 1. Bu da 3. Bunları çarpmak yani... pardon, gözükmüyormuş. Şimdi çarptığımız zaman buna... Bunlar birbirlerini götürdü. Çarpma. Bunları birbirleriyle çarptığımız zaman üstleri toplayacağız. Eksi 1, 1, 0 oldu. 5, eksi 1, 4 oldu. 4 ve 3, 7 oldu. O yüzden 5 üzeri 7. Cevap Bursa. Burcu Kırtasiye okul sezonuna hazırlık için toptancıdan silgi alacaktır. Yukarıda bir silginin tekli fiyatı ile silgilerin yerleştirildiği paket ve koli büyüklükleri verilmiştir. Bu bilgilere göre 5 koli silgi alan kırtasiyeci Veli Bey'in yapması gereken ödemenin kuruş cinsinden değeri aşağıdakilerinden hangisine eşittir? 0,25 kuruş, 40 adet silgi bir pakette var. Burada 125 paket silgi var. 5 koli aldı. 5'i 125 ile çarptık. 625. Aynen. 5. Aynen 625. 625'i 40 ile çarptık. 625 çarpı 40. 0 elde var 2. 0 elde var 1. 20 topladık, 25.000. Sonra 25.000'e 25 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 2.
Ya 25 bin işte. 25 bin çarpı 0,25. Bu da 0,0. Tamam. Topladığımız zaman yüz yirmi beş. Ay 125 ol. Şu 175 olmuyor. Şimdi 0 0 0 0 0. Bir dakika. He tamam doğru yaptık. Bununla bunu topladık. 6. Bununla sıfırı topladık kaydı ya. 625 ve 03. Yani 3 tane sıfır. Bunlar da hangilerine eşit? Denizli'ye eşit oluyor cevap Denizli. 3 tane sorum, bir tane sorumuz yanlış, iki tanesi boş çıktı. Bu soruda cevap Ceyhan demiş. İlk başta dediğimiz gibi ve ben denedim. Şurada işlemi var. Dur, kamerayı. Evet, teker teker çarptığımız zaman 20, o 20 oluyor, 21 olmuyor. Aynen 20 de 14 basamaklı çıkıyor. Şu iki soruyu ise hala anlayamadım. Aranızda bunları nasıl çözeceğini, bunların çözümünü bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz.